Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Sizler bize dediniz ki hocam yazılıya nasıl çalışmalıyız? Yazılı soruları nereden geliyor? Hocalarımız yazıları nereden hazırlıyor? Arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı tüm derslerde tüm hocalara konu ve kazanımları yolluyor. Yani fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, matematik hiç fark etmez. Bütün derslerde Milliyetin Bakanlığı bütün okullara... Kullanılmak üzere yani uyulmak üzere konu ve kazanımları yolluyor. Örnek veriyorum şöyle göstereyim. Diyelim ki fizik dersinde anlatılması gereken kavramlar bunlardır. Bunların daha fazlasını ya da daha eksini anlatamazsınız diyorlar. Diyorlar ki bunları 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 vurgula, bunları bunları söyle, bunları bunları sor diyorlar. Dolayısıyla hocalarımızın derslerde söylediği buraya dikkat edin, arkadaşlar herkes buraya baksın dediği yerler esasında sınavlarda soruların geleceği yerler. Dolayısıyla Milliyetin Bakanlığı konu ve kazanımlarını iyi bildiğimizde sınavlardan yüksek not alırız. Peki hocam biz konu ve kazanımları nereden bileceğiz? Bizler sizlere hazırladığımız her bir kitapta, yazılı notlarında ya da Dinamo Soru Bankalarında mutlaka kazanımları gösteriyoruz. Bakın, ...dokun sınıf birinci dönem yazıl notlarında hem birinci hem de 2. yazıl için tüm derslerde edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide tek tek kazanımlara uygun bir şekilde sizlere ders notlarını çıkarıyoruz. Bu notlar çok değerli. Neden? Hem yanınıza gezdirebiliyorsunuz hem de direkt Milli Eğitim Bankalarında kazanımlarına uygun olduğu için yazılılarınızdan en yüksek notları almanızı sağlıyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Yazılara çalışırken dikkat etmeniz gereken 3 kısım var. Yazılı öncesi yapmanız yapmanız gerekenler, yazılı sırası yapmanız gerekenler ve yazılı sonrası yapmanız gerekenler. Yazılı öncesi arkadaşlar mutlaka mutlaka konuları listeleyin. Çünkü bazı hocalar daha fazla konudan soru sorabiliyor. Bazı hocalar daha eksik sorabiliyor. Dolayısıyla sınav konularını bilmeniz size en az yüzde puan kazandırır. Çünkü bilmediğiniz şeye çalışmayacaksınız ve çıkacak yerleri de yani hocanın sorabileceği yerleri de bildiğiniz için ne çalışacağınızı göreceksiniz. Ortamı düzenlemek de size en az 10 puan kazandırır. Çünkü dağınık bir ortamda çalıştığınızda zihninize dağılır. Ama düzgün bir ortamda çalışmak hem netlerinizi hem de bilgilerinizi kafanıza kazır ve böylece süper notlar alırsınız. Çalışma kağıtları çıkarmalısınız arkadaşlar. Bizler yazılı notlarını esasında yanınıza gezdirebilin diye çok rahat küçük hazırladık. Ama sizlerin de okulda hocanızın vurguladığı not almanız. Bunları buradaki sayfalara da not alabilirsiniz. Bakın burada sizler için bazı bölümleri de boş bıraktık not alın diye. Mesela şurada notlarım kısım var. Buralara da not alabilirsiniz. Kendi defterinize de not alabilirsiniz. Bu da yine yazılardan yüksek not almanızı sağlar. Uyku düzeni önemli. Uykusuz bir şekilde girdiğinizde dikkatinizi alacaktır. Ve motivasyonunuzu da yüksek tutmanız lazım. Neden? Çünkü arkadaşlar ben bu işi başarırım. Bu yazıldan iyi not alacağım dediğinizde gerçekten edebiyat, tarih, coğrafya fark etmez. Fizik, kimya, biyoloji, matematik her birinden iyi notlar alırsınız. Yazılı sırasında kendinize güvenmeniz lazım. Elinizden geleni yapıp sakın sakın kopya çekmeyin arkadaşlar. Kopya gerçek bir suçtur. Yazılı sonrasında da yanlışlarınızı kontrol ediyorsunuz ve eksiklerinizi çıkarak rahatlayabilirsiniz. Biz de bunu hatta koçum kek yer dedik. İnşallah yazıları güzel güzel çalışır ve yazılardan çok güzel notlar alırsınız. Yazılıya hazırlık için hangi kaynak kullanmalıyım? Arkadaşlar bizler Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde hazırladığımız yazılı notlarını sizlere zaten tavsiye ediyoruz. Bunu mutlaka alın arkadaşlar. Bunun haricinde Dinamo soru bankalarımıza da direkt yazılara uygun bir şekilde yazılı proları koyduk. Mesela örnek veriyorum tarih soru bankamıza baktığımızda hem böyle kazanımları veriyoruz öncelikle hem konuyla alakalı testlerimiz var. Bakın burada testlerimiz var. Bir sürü örnek sorular, rehber sorular. Hemen ardından bununla alakalı tekrar testleri ve yine ÖSYM tarzı soruların olduğu testler var. Çünkü ÖSYM tarz sorular da yine karşınıza gelebiliyor. Bayağı bir test var. Her birine kare soru çözümleri var. ÖSYM tarzı sorular da var. Bir de yazılıya hazırlanan kısımları var. Yani yazılı provaları da direkt Fen liselerinde, Anadolu liselerinde, Sosyal Bilimler Liselerinde okuyan öğrencilerimiz için süper yazılı projeler oluyor. Bunlardan da çalıştığınızda tarihte, coğrafyada, edebiyatta bunlar sözel sette yer alıyor arkadaşlar. Sayısal sette de matematik, fizik, kimya, biyoloji kitaplarımız yer alıyor. Böylece yazılarınızdan en yüksek notları alacaksınız. Tekrar ediyorum yazıl notları hocanızın vurguladığı kısımlar size yazılarda en yüksek notları alır arkadaşlar. İnşallah sınavlarınızdan en iyi notlar alırsınız. Şimdiden yazılarınıza başarılar.